Bu dünyaya geldiğimiz anda hazırızdır konuşmaya. Agu magu fark etmez. Günaydınla başlarız güne, uyuyana kadar konuşuruz. Hatta rüyalarda konuşuruz, sayıklarız. Yok kahve molası, yok beş çayı. Hadi yemeğe çıkalım, bir şeyler mi içsek? Bunların hepsi bahane, her şey konuşmak için. Banka kuyruğunda zaman geçmez, ekonomidir gündem, sinemaya gider. Acele acele 10 dakikada konuşuruz, evde kedimizle konuşuruz. Acıktı mı sen bakayım, o da yetmez, papağanları konuştururuz. Herkes kendi dilinde, herkes kendi derdinde, durmadan konuşuyoruz. Memleketi kurtarmak bize düşer. Siyaset konuşuruz. Maçı seyretmek yetmez. Günlerce futbol konuşuruz. Her birimiz antrenör. Ünlü doktor nerede ne yapmış, genç kalmanın sırrı ne? Domates neye iyi geliyordu? Bu sezonun rengi ne? Pantolonlar dar paça mı, bol mu? Evlilik aşkı öldürüyor mu? Haftada kaç kez seks yapmalı? Alo alo, sesin gidiyor. Kimseyi bulamazsak kendi kendimize konuşuruz. Konuşmazsak mı? Çaklarız. İyi geceler efendim. Konuşmazsak çatlarıza hoş geldiniz. Umuyoruz herkes gayet iyi yine. Her zamanki gibi neşeli. Biz de çok neşeliyiz, çok enerjiyiz her zamanki gibi. Ve süper iki konuğum var. İki hanımefendi bugün bizlerle birlikte. İlk önce Işıl Yücesoy burada. Işıl ablamla yeni tiyatro oyununu konuşacağız. Neler yapıyor son günlerde, onları konuşacağız. Ondan sonra da Lale Manço burada. Lale Manço'yu tanırsınız. Rahmetli Barış Manço'nun eşi. O da bizlere şu aralar neler oluyor hayatta, oğullarıyla ilgili bir sürü bir şeyler anlatacak. Çok ilginç şeyler var çünkü, projeler var. Diyorum ki lafı ben fazla uzatmayayım çünkü zaten saat 12'ye çeyrek var, geç de başladık. Işıl ablayı hemen oturtayım koltuğa, başlayalım muhabbete. Işıl Yücesoy'u nereden tanıyorum? Eski kız beşliklerinden tanıyorum. Işıl Yücesoy'u yol arkadaşım, Zoraki Koca, Korkuyorum Sevmekten, Korkuyorum Anne, o dizi filmi, sinema filmi. Şen benim de Gül Ödesi'nden tanıyorum. Bir de Zoraki Koca. Üvey Baba dizisinden görmüştüm, oradan hatırlıyorum. Yol Arkadaşım dizisinden tanıyorum. Işıl Yücesoy'u nasıl tarif edeyim? Ya diziden veya filmden gördüklerim kadarıyla çok iyi bir insan. Bir kere görüntü olarak çok güzel bir kadın. Çok güzel gözleri var. Çok asil, yani duruş olarak çok asil. Bence sert biri. Kendine güvenen birisi. Şimdilerin en iyi oyuncusu, Yeşilçam'ın da en iyi oyuncusu denilebilir. Yumuşak mizaçlı bir bayana benzetiyorum ben. Ya Seninle Ya Sensiz şarkısını hatırlıyorum, evet. Hatırlıyorum biraz. Hatırlamıyorum. Hayır, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Işıl Yücesoy'un tekrardan şarkıları söylense diye bir bana soru sorsa ben kesinlikle Candan Erçetin derdim. Zuhal Olcay isterdim. Bir de Deniz Seki isterdim. Candan Erçetin olabilir. Yıldız Tilbe'nin söylemesini isterdim yani. Murat Boz. İstersen öldür beni, istersen söndür beni. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş bulduk. Bak canım, gördün mü? Şarkılarını da hatırlıyorlar. Peki ben çocukken seni hep şarkıcı zannettim. Ondan sonra oyuncu olduğunu öğrendim. Seni ve Ayla Algan'ı, çünkü biz senin ilk şarkılarını duyduk. Evet, tabii o zaman televizyon yoktu ortada. Sesine bayılırdım ben senin. Ben de kalın sesliyim ya. Yani ondan sonra tiyatro yapmayınca ve tiyatroda televizyonlarla insanlara geçmeyince çok doğal olarak şarkıcı olarak. Hatta girildi. Şaşırırdık da, Allah Allah, şarkıcı şimdi niye oyuncu olmuş filan. Hani şimdiki kadar böyle geniş spektrumlu çalışmıyordu tabii, ki insanlar. Tabii tabii tabii. Ama o zaman da şartlar öyleydi yani. Biz Devlet Tiyatrosu'ndan bir röportaj vermek için dahi izin alırdık. Billurcum yani. Öyle şimdi mi? İşler çok şimdi farklı rahat, tabii. Tabii şimdi çok daha rahat. Şimdi kaç sene oldu Devlet Tiyatrosu? Vallahi bilmem. Epey. Seni bırakmıyorlar 972 herhalde. 972 mezunuyum ben. 972'den bu yana bir fiil sahnedeyim. Bir 15 yıl şarkı faslı için ayrıldım. 13-14 Peki yıl. O zaman izin yok muydu, şarkı söylüyorsan hayır, oynayamazsın diyorsun değil mi? Hayır, kesin yasaktır. Hala da yasaktır yani. Öyle mi? Tabii, tabii. Şimdi yok mu mesela Devlet Tiyatrosu sanatçıları dizilerde oynuyor? Şimdi eskiden dizi, o da yasaktı dizi, ama değil dizi mi? Dizi başka bir şey. Dizi başka bir şey. Yani dizi kendi mesleğimizin gene yan. Evet, doğru. Değil mi? Ama bir ara kolları, o da yasak değil miydi ya da izin alamıyordu? O da bir ara yasaklanmıştı evet. Ama artık şartlar öyle değil, yaşam da öyle değil. Ha bir de evet doğal. Yani iyi bir para kazanacakken. Her iki tarafta birbirine, yalnız para meselesi de değil bu yani. Her iki tarafta kazançlı. Diziler de tiyatro sanatçılarını oynattıkları için kazançlı. Evet.
Tiyatro oyuncuları da dizilerde oynadıkları için çok kazançlı. Bir de tanınmış olmak belki tiyatroya da yarar sağlar değil elbette, mi? Şimdi elbette. Biz diziler başlayana kadar hiçbir devlet sanatçısını tanımıyorduk ki. Elbette. İşte onu öyle bir pamuklar içinde saklama dönemi artık geçti. Saklamayalım zaten. Böyle değerli insanlar lazım. Saklanır mı? Biz şimdi seni hiç bilmeseydik. Evet. Sadece devlet tiyatrosunda kalsaydın, devlet tiyatrosu oyunlarına giden seni tanısaydı, Türkiye'ye yazık olmaz mıydı? Onu sen söyleyeceksin ya da seyircilerim söyleyecek. Evet, yazık olurdu. Ben söylüyorum en azından. Ben kendim için söyleyebilirim. Şey tabii, gerçekten yani bunu kendi adıma söylemiyorum ama gerçekten de yazık. Çünkü bunlar işin yan dallarıdır. Yani seslendirme yan dalıdır, sinema yan dalıdır. Bir tiyatro kökeni olmazsa, yani sanatın öğretisini bilmezse, ama alaylı, ama konservatuvarlı, ama bilmem ne. Bunun öğretisini bilmezse bu konularda da başarılı olamaz yani. Gençler senden yararlanamaz seni tanımadığı sürece. Dizilerde bu sefer bir sürü tamam böyle. İyi oyuncular falan var da bir sürü Cavala Jos oyuncu da var yani. Şimdi böyle ağır oyuncuların da olması gerekiyor biraz ortalığı toparlamak için. Zaten eğer bakıyorsan bunu da itiraf etmekte yarar var. Yani bu da güneşi de elinle kapatamazsın. Yani bir dizi evet çok hoş genç kızlarla, tabii onlarsız hiçbir zaman olmuyor. Yani çok yakışıklı beyefendilerle gidiyor ama alt kadrolarına baktığın zaman, yan kadrolarına, esas duruma baktığın zaman o diziyi kaldıran başkaları. Yani çok büyük desteği oluyor ama gençlerden de çok yetenekli gençler var. Kesin, hepsi diyemeyeceğim. Ben onu söylemek hepsi istemiyorum. Diyemeyeceğim ama kesin ama bir tiyatro sanatçısının desteğini tabii de yatsıyamayız yani. Bazıları da çok teatral oluyor. Dizide kötü duruyor ama her tiyatro sanatçısı da dizilerde süper oynamıyor yani. Tabii yani her tiyatro sanatçısının iyi bir tiyatro sanatçısı olmadığı gibi. Değil mi? Ben en son seni, şimdi ayıp etmeyeyim sana ama Küçük Adam Sana Ne Oldu oyununda seyretmiştim. Hatta Aziz Nesin sahnesine gelmiştik. Evet, evet. Dünyanın en sıkıcı oyunuydu ama çok da güzel bir oyundu aynı zamanda. Çok özür diliyorum. Sen hani bana çok demode gel. Şimdi o zaman sakın benim bana, oyunuma ama gel. Ama bu yok, bu oyun müthiş bir şey ya. King Kong'un Kızları ismi çok ilginç. Evet. Ve 2004 yılında sen bu oyunla ilgili bir çalışma yapmışsın zaten. Evet, Goethe Enstitüsü ve Devlet Tiyatrosu modern Alman oyunları diye, yeni Alman oyunları diye bir proje düzenlemişti. O yıllarda da bir ricada bulundu müdürlük. Tiyatrolar günüydü. Bir okuma tiyatrosu yaptım ben bunu. Tabii çok üzerinde çalışarak ve çok kısaltarak. Ama oyuncular çok sevdiler. 5 günlük provayı 25 gün yaptılar, ezberlediler. Line'nin Güzellik Kraliçesi oynuyordu o sırada, onun dekoru içinde falan yapınca birdenbire ciddi bir performans çıktı ortaya. Demek ki doğru yerde, doğru zamanda, doğru işler yaptığınız zaman bir müddet sonra size tekrar dönüyor. İşte bana da 2010 yılında bu oyun tekrar döndü yani. Alman oyunuydu. O da evet, Hans Falla'dan. Allah'ım yarabbim, Almanlar ne sıkıcı adamlar ya. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bu müthiş bir konu. Bunu biraz ben aslında burada okumayayım da sen bize anlat diyorum. Yani orada okuma zaten. Bir yaşlı şeyde mi geçiyor? Şimdi bu bir huzur evinde geçiyor. Yani huzur evinde geçmiş olması da önemli değil. Her yerde geçebilir. Bu huzur evini seçmiş. Çünkü seçmiş olduğu konuya çok yakın olduğu için. Aslında ölümü, yaşamı, yaşlılığı, ciddi boyutta ötenaziyi irdeleyen. Ağır mı aslında tekst? Çok üzücü ağır. Üzücü mü? Çok ağır bir tekst. Çok zor bir tekst ve sert bir tekst. Ama her çeşitte konulabilirdi bu oyun. Yani sen yönetiyorsun bu arada oyunu, kendini ama rol almıyorsun. Hayır, ben yönettim. Mesela grotesk konulabilirdi, çok farklı bir boyutlarda, daha modern konulabilirdi. Hiç dekorsuz oynanabilirdi falan. Ama ben eğer öyle koysaydım, koku olarak çok Alman, çok sert kalacaktı. Oysa ki ben bu oyunu Türkiye premieri yapıyorum. Türkiye'de. Hiç oynanmamış daha önce. Hiç ilk kez oynanıyor.
Oysa en iyi oyun seçilmiş Almanya'da. Almanya'da bir takım tiyatrolarda oynanmış ama Türkiye premieri. Bu yeni, ne zaman yazılmış? Vallahi bilmiyorum ne zaman olduğunu ama bu kızcağız bunu bu Terezi Valze... 98'de yılın umut vaat eden genç yazarı seçilmiş falan, evet, yani. Falan. Daha yani o tür şeyleri var. Yeni bir oyun yani bu bayağı. Yeni bir oyun. Ve bunu yazmak için de sanıyorum bir iki sene huzur evinde yaşamış. Oradaki izlenimlerinden yola çıkıyor. Ama böyle baktığınız zaman hiç boş lafı olmayan bir oyun. Zor bir oyun. Belli. Ben de huzur insan, evinde geçiyor. Huzur oradaki evinde. Konusu. Huzur evinde geçiyor. Oradaki insanların Alzheimer geçiren insanlar zaman zaman akılları gidiyor geliyor. Onlarla yaşamı, yaşamın sonunu, ölümü, o aradaki gençlerin bunalımını aynı zamanda. Hayır, gençler de mi var aralarında? Tabii, bakıcıları mı gençler? Yok da bakıcılar ki bakıcıları. Onlar hizmetçiler diye daima hitap ediyorlar. Yani ben bu oyunu koyduğum zaman ramp ışıklarına koymak üzere adım attığım zaman bir seçim yapmalıydım. Ben bunu nasıl koyacağım diye. Dedim ki gel sen Işıl bunun insani tarafını al. İnsani boyutunu al. İnsanlara da bir ayna tut. Bu aynada hanımlar, beyefendiler, bakın bugün çok gençsiniz, çok yakışıklısınız. Çok hoş bir hayatınız hepimizin var. Hepimizin gelip görmesi gerekiyor. Ama bakın, bakın da neler olabileceğini bir ayna olarak görün. Çok insani boyutunu aldım ve ben bir ayna görevi yaptım. Artı hanımlar, beyler, acaba huzur evlerine götürüp de bıraktığınız ya da evinizde bu tür yaşayan yaşlılarınız var mı? Hele ki bu gümbürtünün içinde, bu dünya trafiğinin içinde bir kere de dönün de şöyle bir eve bir bakın demek istedim. Ama her türlü şekilde bu oyun aslında konulabilir. Çok iyi bir şey ya. Çok uyandırıcı oluyor böyle şeyler işte. Vallahi bazı insanlarımız kendi hayatlarından bir kesit gördüğü için ağlıyorlar, üzülüyorlar. Çünkü bir tokat gibi bir oyun. Çok enteresan. Belli konusundan da belli, senin anlatışından iyi de oluyor aslında. Arada sırada mesela bir tokat yememiz gerekiyor. Mesela bir replik var, bayılıyorum ben. Ölüm bir randevudur diyor. Şimdi bu düşündüğün zaman bugün düşünemiyorsun. Çok uzak gibi geliyor. Oysa uzaktan da yakın. Evet, zaten hayatımızın buradan nasıl geçtiğine çıktığımız baksana. Zaman ne olacağımız belli mi yani? Belli değil de belli bile olsa hayatın şu ana kadar ne kadar çabuk geçtiğine baksana. Bundan sonra o kadar çok geçecek. Bir de tabii çok şanslıyım. Olağanüstü iyi bir kadroyla çalıştım. Hiç kimse cebindeki taşı dışarı çıkartmadı. Evet, herkes benim yanıma sanki dün hiçbir şey kalabalıkta. Öğrenmemiş gibi geldiler. Ve çok da önemli sanatçılarla çalıştım. Sunacığım var. Ya Suna Hanım var. Dünyada en sevdiğim Sevinç insanlardan var, biridir. Sevinç Aktansel var. Mahmut Gökgöz var. Var. Mahmut Gökgöz var, evet. Yani Habibe çok... Merih Atalay, evet. Ebru Unurtan. Onlar gençlerim. Melika King Kong'un kızları onlar. King Kong'un kızları onlar. Niye adı King Kong'un kızları? King Kong ne alaka şimdi yani? Şimdi şu yoldan gitmiş biliyorsun işte meşhur King Kong hikayesi. İşte avucunun içine o kızı alır. Eğer bu kızla evlenseydi bu King Kong nasıl bir çocuklar dünyaya gelirdi? Tatminsiz, canavar ruhlu, acımayan, yok etmeye keyif alıyorlar. O kadar çok mutsuzlar ki aslında. Aslında toplumumuz bu. Gençlere dön bir bak bakalım. Yani bu aslında Alman Türk fark aslında her etmiyor insanın değil mi? Dünya hayır yani evrensel canım, yani bir şey, ben bunu bir oyun o şekilde global düşünerek bir oyun. Koydum. O şekilde koyar. O şekilde düşünerek koydum. Ve ben şuna inanıyorum. Aslına bakarsan frenliyor insanoğlu. Yoksa hepimiz birer King Kong'un kızlarıyız yani. Diyorsun. Tabii canım yani mümkün mü? Ay çok korkunçmuşuz ayol. Üzüldüm şimdi bak. Yok şeydi. Canım. Onların da çok insani boyutları var. Bu arada yazarı bayağı çok genç, genç bir yazar. Çok da hoş bir genç hanım. Geldi o zaman kıza 2004 yılında geldi. Burada beraber olduk. Ve inanamadım. Şimdi hatırlayamıyorum ama çok önemli bir yazarın
kızıymış, romancıymış baba. Tabii bir şeyler almış, bir şeyler geçmiş mutlaka. Gidip yani. De iki sene şimdi bir huzur evinde oturur musun? O kadar genç. Bir şey yazmak için değil mi? Hele sen hiç oturmazsın. Ben şeyde otururum, çocuklara koydukları evde oturmayı tercih ederim. Genç oğlanların olduğu evde. Peki şakayı bir tarafa bırakalım şimdi. Ben ağzımı açmayayım yani. Sen Mayıs'ta birkaç gün oynuyorsunuz, sonra yeni sezona aktarıyorsun oyunu değil evet. mi? Evet. Kaç, 5 Mayıs mı dedin? Mayıs 4'te başlıyorlar. Nerede oynayacak? O haftayı geçiriyorlar. Kenter Tiyatrosu'nda pazar matine yapıp bitiriyorlar. 4 Mayıs ondan hangi sonra güne Allah'ın geliyor izni. Tam bilmiyorum. Salı sen gününe geliyor. Musun? Ha salı. 4 Mayıs salı başlıyorlar. 4, 5, 6, 7 falan oynuyor. O hafta oynuyorlar. O hafta pazarı, oynuyorlar. Cumartesi matine suare yapıyorlar. Pazar matine, matine yapıyorlar. Ve sezona herkese bay bay diyorlar. Sonra? Ta Eylül'de mi başlıyor Devlet Tiyatrosu? Ekim'dir açılış tarihi ama tarihimizi bilmiyorum şimdi. Peki sen o zaman tekrar bir provaya alacaksın oyunu değil mi başlamadan önce? Olur mu? Elbette. Elbette. Ne kadar? Mesela böyle sen bana telefonda konuştuk ya seninle geçenlerde. Evet. Çok yoruldum dedin. Çünkü bunun provası uzun sürdü galiba değil mi? 16 Şubat başladım. Of. 13 Nisan premier yaptık. Of 2 ay. Ertesi gün bir daha prova yaptık. Bir takım eksiklikleri gördük. Sonra gene bir daha gördük. Yani bu arkadaşlarım beni nasıl boğazlamadılar? Ben inanamıyorum. Biraz titiz bir insanım zaten. Ama onlar da gördü zaten. Belki canım senin gördüğünü. Ama sen çok destek oldular. Yani ağır bir workshop geçti aslında bakarsan. Çok şeffaf bir prova geçti. Çok mutlu olduğum bir dönem. Evet bak Sermin ne demiş Eskişehir'den. Rejisörlüğe geçmesini garipsedim Işıl Hanım'ın. Daha sahnelerde görmek isteriz kendisini. Yok mu yeni bir oyunculuk projesi diyor. O da olur. Niye olur? Olur yani rejisörlük yapıyor diye oyunculuğu bırakmadı herhalde değil mi? Biz sanatçıların Sermin Hanımcığım beni dinliyorsanız şu anda. Hangi köşe başında hangi kibritin çakacağı hiç belli olmaz. Artı mesela Türkan Şoray da film yönetmedi mi şimdi onu oyunculuğu bıraktı demek değil. Tabii hiç öyle bir bu şey. Oyuncunun acaba hayali mi oluyor? Yani her oyuncu da mesela yönetmenliği hayal etmez değil mi? Bazı Hollywood'da da yani çok var yönetmenlik yapan ben zaten oyuncu. Bir eğitim kurumunda 16 yıldır 16 oyun koydum sahneye. Nerede? Yani Eyüboğlu Koleji'nde. Burada belki hiçbirisi tiyatrocu olmayacaklar ama hepsi olur. Yani olmasa bile benim amacım bu değil. Benim amacım tiyatro yoluyla insan eğitmek. Yani amaç tiyatro değil, araç tiyatro. O arada empati duyguları gelişiyor, o arada disiplin duyguları gelişiyor, dostluk duyguları gelişiyor. Kızlarla erkekler tam flört çağlarında daha aklı başında daha dengeli ve ciddi bir mesuliyet sahibi oluyorlar. Tabii hapishanelerde de yapıyorlar biliyorsun. Yani, ama çok önemli bir şey tiyatro çok önemli. Hayatın aynası yani. Aynası. Tabii bir de seninle çalışmaktan nasıl büyük keyif alıyordur öğrenciler. Ya da akıllarını oynatıyorlar. Öyle mi? Eğer tiyatro yapmayacaklarsa diyorsun ileride senin yüzünden yapmayacaklar. Eğer böyle bir şeyse bu kadar disiplinliyse. Ben zaten tiyatrocu olmak isteyene de aman diyorum. Deme olur mu öyle şey? Zaten ona o yaşta katlanıyorsa of pof demeden olabilir herhalde ileride değil mi? Çok güzel bir sabır laf ettin. Sabır çok önemli çok bir şey. Çok güzel bir laf ettin. Ne iş yapar? Katlanabiliyorsan ve o katlandığın şimdi şeyden gençlik heyecanıyla ağır bir mutluluk duyuyorsan oluyor bu işler. Çünkü yoksa aslında, zor iş ya. Aslında yanlış kelime çünkü keyifle yapmak lazım ama şundan dolayı katlanma kelimesini kullandım. Gençler hiçbir şeye tahammül etmiyorlar ki. Anne babalarıyla iki muhabbete katlanmıyorlar. Bırak tiyatro. Ama her şeyi çok hızlı yaşıyorlar. Ama ondan çok kötü yani bak o kadar deminki şeyine dönelim çok mutsuzlar. Her şey ellerine veriliyor. Hani parayı da puldu. Yani şeyden bahsediyorum. Biraz daha hani üst kesimden bahsediyorum. Hiçbir şey elde etmenin keyfini yaşamıyorlar. Diyorum ki bunlar mesela 30 yaşına gelince neyi elde etmek için uğraşacak ama acaba her hayatta? Ama her çocuğu da böyle her çocukta bir değil. Nasıl değil. Ki 10 parmağımız ama bir kısmı da mesela Eyüboğlu özel bir kolej olduğu hayır, için Eyüboğlu söylüyorum. Ya da X kolej ya da Y neyse lise. Ama her insanı nasıl yan yana aynı kare içinde göremezsen tabii nasıl ki parmak izlerimiz bile iyi ki göremiyoruz. Yani ama aslına bakarsan bir, çok seslilik var. Genel bir
tatminsizlik de var, bir sanal ya, hayat. Mutsuz bir toplumuz aslına bakarsan. Sokağa çıktığın zaman kaç kişi gülerek görüyorsun ki yani? Yaşam çok ağır ülkede. Bu gerçekleri kabul etmek lazım. Ama biz kendimizi de çok ağırlaştırıyoruz yaşamı maalesef ki. Evet. Aslında yani. Ben yaşamın hiçbir zaman ağır olduğuna inanmıyorum. İnsanların yaşamı ağırlaştırdığını ve zorlaştırdığını. Hayır, senin için hafif olduğu için ağırlaştırmıyorsun. Ama şimdi bazı insan vardır, hafif alır bazı şeyleri. Hafif hafif alır. Ne bileyim. Karakter meselesi. Karakter meselesi. Ama bazı insan vardır, ö dersin, bir bakarsın başları ağlamıyor. Bir tuhaftır yani. Ama bize de bu biraz öğretiliyor işte. Biz biraz da böyle fazla duygusal bir toplumuz ya. Aslında bayağı zorlaştırıyoruz hayatımızı. Ama çok çok zor günlerde. Kuhay Milliye'den geliyoruz ya, başka türlü olur mu? Geçen gün annem diyor ki senin altına diyor bez bulamıyordum ben diyor. Yani böyle bir ülkeden geliyoruz. Böyle bir ülke, böyle bir gümbürtü geliyor ve yıllar geçiyor. Bak yıllar geçiyor. Ben Eyüboğlu Koleji'nde Kuhay Milliye'yi koyduğum zaman anlatamadım. Ya. Bilmiyor. Değil mi? Bilmiyor. Öğretilmedi demek ki adam gibi. Öğretilmedi değil. Kum atıyorlar, kum. Nasıl bir çocuktun sen acaba? Ay bilmiyorum ki. Ne güzeldin, kim bilir. Annem der ki yani aman der, 20 tane oğlan çocuk bakaydım da sana bakmasaydım der, çok azgın. Ben kendimi sana çok benzetiyorum. Hem tip olarak hem ses mes olarak, böyle evet, güç olarak. Evet, ikimiz de böyle pardon beyefendi diyorlar sabahları. Tabii canım, o bana hele sabah. Sabah bir yeri arıyorsam yok beyefendi falan, ben hiç bozmayı peki böyle, versin deyip sana kapatıyorum. Sana da böyle geliyor bana. Tabii canım. Tabii beyefendi, yani ne yapayım, ben kadınım diye 2 saat onu mu ispat edeceğim? Zaten inanmayacak ki. Hülya Aras diyor ki ya seninle ya sensiz kocamla şarkımızdır. O kadar çok severim ki anlatamam. Yeni albüm çalışması hiç olmayacak mı? Oh. Mesela bu yaz Harbiye Açık Hava'da bir Işıl Yücesoy'u dinlemek çok mu biz sevenlerine demiş. Ah, en son ne zaman çıktın ya, sahneye? Yani o çok eski tabii, çok eski. Her şeyin bir yerde bitmesi gerektiğine inanan insanlardan. Ama bak ben. Tiyatroyu bitirmiyorsun hiçbir zaman. O tiyatro bitmez tabii yani. Ama koşullar farklı artık bugün ülkede, ama en büyük hayalimdi yani bir konser verebilmek. Tabii onlar hep hayal olarak kaldı. Güzel bir şey. Kim bilir, belki bir gün bir bakarsın. Belli mi, evet, olur? Bin yaşında böyle. Değil mi? Ama neden olmasın? Taylan Serter demiş ki çok sevdiğim bir sanatçı Işıl Hanım. Görünce çok sevindim. Fakat öğrencilerini düşündüm de şimdi demiş. Şöyle bir bağırsa karşısında ne yapardım bilmiyorum. Devlet gibi kadın hakikaten, saygılarımı sunuyorum. El pençe divan demiş. Ay ne kadar güzel laflar bunlar. Benden de sevgiler. Ay ben o kadar göründüğüm kadar da sert bir insan değilim. Tam tersi, son derecede şefkatli bir insanım. Yalnız sertliğim şuradan geliyor. Yaptığım işe çok saygısı olan bir insanım. Karşımdaki saygısız davranırsa... Sesinin kalın olması seni daha sert gösteriyor. Biraz öyle gösteriyor. Beni öyle zannediyor insanlar. Çarpık hiç öyle bir insan da değilimdir ama... prensiplerim vardır. Çalışırken benimle çalışmak dünyanın en kolay şeyidir. Bir o kadar da zordur yani. En kolay şeyidir. Yani. En kolay şeyidir. Disiplinli ve işine saygılı olduğun sürece, bitti değil işte mi? O zaman da o da olacak. Benim de canım al yani o evet. Zaman. Benim de o canım. O da işinse öyle olacaksın. İnsan ilişkisinde de ben böyleyim ama tuhaf bir şey. Yani bir kere çok alıngan bir insanımdır. Tuhaf. Hiç belli olmaz halimden, içime atıveririm ve seni yok varsayıveririm. Böyle bir kötü bir huyum vardır yani. Senin burcun ne şimdi, merak ettim. Tam terazi işte. Öyle mi? Tam terazi. Ama teraziler hırslı da olur, istediklerini hep başarırlar hayatta. Senin evli misindir? Hayır. Çocuğun var mıdır? Evet, 20 yaşında bir kızım var. Aa ne güzel, yaşında. O da oyuncu mu? Hayır, Sabancı Üniversitesi'nde okuyor. Uluslararası ilişkiler yapıyor. İstemiyor mu? Tanrı herkese benim evladım gibi bir evlat versin. Sana benziyor mu? Benzemiyor galiba. Babaya benziyor. Benim kız kardeşime benziyor. İyi bir evlat diyorsun. Hayırlı evlat ne güzel bir şey değil mi? Çok başka bir çocuk. Allah herkese iyi evlat versin galiba. Benim bütün amacım o. Yani her şey... evet bir sürü yan kuruluş... O da çok şanslı ama, senin gibi bir annesi olduğu için. Aslında o dağım o. O mutlu değil mi senin gibi bir annesi çok olduğu mutlu, için? Çok mutlu ve bunu da çok dile getiriyor.
Ay ne güzel yani. Ben de çok severim. Anneme her yerde anlatırım. Ben de çok severim. Annemin arkadaşları diyormuş ki ay ne kadar gurur duymalısın kızınla. Hani televizyonda olsun, orada olsun. Annem diyor, annem iş diyor. Bizim diyormuş çocuklarımız bize bir merhaba bile demiyor artık. Büyüdüler gittiler. Hani bizi ne anlatırlar, ne överler, ne severler. Hani dedim ki o onların hatası anne. Yani sen kusursuz bir annesin. Ben sana tapıyorum. Hani üzülüyorlar şimdi. Acaba hani ilişkiler mi, yetiştirmeler mi? Ne bileyim ben bir şeyler etkiliyor galiba. Yetiştirme tarzı mı? Ya da aileden olabilir. Gördüğün mü? Mesela ben annemle inanılmaz bir ilişki içindeyimdir. Çok severim annemi, çok beğenirim. Yalnız annem olarak değil, insan olarak çok beğenirim. Çünkü annemin yanına geldiğin zaman çok büyük bir problemin varsa da birdenbire onun hiç de çok büyük olmadığını hissedersin. Ay ne güzel. Bu kadar çağ içi olan bir insandır. Şimdi ben gördüğüm bir şeyi bir basamak daha yukarıya çıkarak kızımla yaşıyorum. Dilerim kızım da kendi çocuğunla benden daha ileriye götürsün dostluğunu annesinle. Evet değil mi? Anne çok önemli. Arkadaş bir şey çok ya. Arkadaş olmak çok önemli galiba. Ama hani diyor ya şimdi uzmanlar, şimdi anneler diyor biz onunla arkadaş gibiyiz diyorlar ki siz onun annesi olun, arkadaşı değil. Şimdi canım, o ayırma. O, enseye tokat yeri, olmuyorsun ki arkadaş. Hepsini yerini koyacaksın ha. Yani. Biraz evvel ben içerideyken kızım telefon açtı. Geldim anne diye. Yani bana bunu söylemese de olabilirdi ama geldi. Aynı evde mi oturuyorsunuz? Aynı evde oturuyoruz. Ha tabii daha öğrenci zaten. Yani, değil evet, mi? Evet. Daha küçük. Hani bir Alman zihni niyeti olsaydı 18'ine yok, geldiğinde Alman sepetlerdi ne? Alman ama, oyunları koyup Alman ama, oyunlarında oynuyorum evet, ama kafam değil hiç Alman değil. Ama yani. Bak şimdi bu oyun çok ilginç. Öbürü şimdi sen sakın bana alınma hani Almanlar çok sıkıcı niye? Dedim diye. Şimdi o küçük adam sana ne oldu? Mesela 2. Dünya Harbi artık unutmuşuz o şeyleri, o sorunları falan. Ondan aslında muhteşem bir oyundu. Ama çok uzundu mesela. Ama, ama şimdi bak sana saygı duyuyorum. Sana saygı duyuyorum ama peki o zaman şunu demek istiyorsun sen. Acaba ben mi yanlış biraz algılıyorum? Biraz daha modern. Yani ha şimdi ama devlet tiyatrosunun misyonu içinde, devlet tiyatrosu misyonu içinde bir takım yazarları tanıtmak olduğu gibi dünü de hatırlatmak mecburiyetindesin insanlara. Öyle mi diyorsun? Ben bundan evvel de Arthur Miller'in orkestrasını oynadım. Küçük adam ne oldu da, küçük adam ne oldu sanadan evvel. Şimdi oynamayacak mıyız biz bir Arthur Miller'i? Yani bir Eugene O'Neill oynanmayacak mı? Bir Shakespeare oynan. Yani illa takım elbiseleri giydirip yeni bir formasyon. Yok ama hani niye bir Yunan şöyle, klasiği ben oynanmaz? Şuna takılıyorum mesela. Diyoruz ki işte aman insanlar hiç tiyatroya gitmiyor ülkemizde bilmem ne. Aslında buna da ben çok inanmıyorum. Çünkü iyi oyunlara herkes tabii gidiyor. Canım, bir kere tabii, tıkış tıkış. Tabii. Hani diyorum ki daha güncel. Mesela bu çok güncel bir şey. Hem ağır tokat hem de bu aslında güncel. Bu her zaman olacak bir şey. Çünkü ama yaşlılarla bilmiyorum bu ilişkimiz bir yelpazedir. Yani tiyatro... Doğru tabii tiyatro bir de devlet tiyatrosu şeydi yalnız ki, devlet tiyatrosu da değil yani özel mözel işte hepsi bir arada. Bu bir yelpazedir. Herkes bir puzzle'ı dolduracak ve meselesi. Sonuçta bir puzzle olacak. Bak turuncu koymuş, onu koymuş, bunu koymuş. Bu yelpazeyi koymazsan, çok sessizliği getirmezsen zaten hiçbir şey yapamazsın ki. Doğru söylüyorsun. Yok canım bu da benim tercihim neticede. Ha yani ben saygı duyuyorum da karşı doğru, cevap doğru, olarak müthiş, vermek evet, istiyorum. Evet doğrusu. Şimdi böyle düşününce tabii ki. Yaren Kayan da demiş ki ben Işıl hocamın Eyüboğlu'ndan öğrencisiydim. Öğrencisiyim. Canım. Kendisiyle çok keyifli çalışmalar gerçekleştirdik. Kendisini gördüğüm her yerde çok mutlu oluyorum. Sevgilerimi iletiyorum demiş ha, Yaren canım Kayan. Canım benim, canım benim. Bak öğrencilerin sana bayılıyor. Ama çok çok öğrencim var. Evet artık ben çocuk hala Eyüboğlu'nda sahneye koyuyor musun? Şimdi sana şimdi oradan geldim. Ha öyle mi? Evet. Yaren acaba şimdiki öğrencilerinden biri mi senin? Yok herhalde sanmıyorum. Daha önceden. Herhalde daha önce. İsimlerle aran nasıldır? Hiç yok. Zaten ilk gün söylüyorum çocuklar ben artık saygısızlık boyutuna geldim diyorum. Çok güzel annem diyor ki kızım diyor sen diyor terbiyesizliğin adını dikkatsizlik koymuşsun diyor. Ben çok ilk gün söylüyorum aman diyorum sakın bir roldeki isimlerine rollerinin ismine sonra alışıyorum artık. Artık aylar çünkü sonra ama artık bu kadar yıl. Yalnız burası değil ki Arsen Gürzap'ın diyaloğu efendime söyleyeyim Eyüboğlu 18 sene yani az buz değil. Çok insanla karşılaşıyorsun. Geçen gün
Arsen Gürzap'a dedim ki bana artık ordinaryüs profesörlük verirsiniz herhalde. Arsen, şey pardon, adın neydi senin, ordinaryüs profesörlük istiyordun. Ne hoş kadın değil mi? Aşığım ben o kadına ya. Sesine yalnız, de oyunculuğuna da. Ağır bir dosttur. Ve buradan da gerçekten Arsen'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o kadar yanımda oldu ki bu oyunu koyarken. Öyle mi? Muhteşem bir kadın ya. O oynasın biz seyredelim zaten. O da müthiş bir oyuncu. Çok. Ben bayılırım onun sesine de. Bazı seslendirmeleri oluyor sinemalarda filan. En son yine bir reklamda var galiba. Annemle bayılıyoruz her gittiğimizde. Ay bu kadının sesi ne kadar güzel deyip. Ben öyle feminen sesleri çok severim. Mesela Şenay Gürler'in sesini. Çünkü bizde öyle bir ses olmadığı için çok özenirim. Öyle konuşan kadınlar bana çok böyle Şenay'la hoş gelir. Şenay'la da nerede oynadım? Korkuyorum Anne'de evet, oynadım beraber. Korkuyor. Çok çok tatlı, çok İki da iyi bir İki tip kadın vardır diyorsun. Beli kalın olanlar ve beli ince olanlar. O da ne güzel bir filmdi yani. Ya Reha Erdem muhteşem bir adam. Çok şanslısın aslında onun bir filminde oynadığın için. Çok değişik bir adam. Hem gerçekten çok şanslıyım. Sinemayla hiç yakından uzaktan ilişkim yok. Bir de sinema kültürüm de yok. Çok enteresan bir şey yani. Bu kadar bu tiyatroyu bil. Gerçekten yok. Yani bu şey değil. Şimdi burada yalan söyleyecek de halim yok. Bu teklif bana geldiği zaman Şerif Sezer'e telefon açtım hemen. Şimdi Reha Bey'in ismini de toparlayamadım. Dedim böyle işte Erde... Ne dedi Marmaris'teyim. Sen şimdi bu telefonu derhal kapıyorsun. Uçağa binip derhal bu çekime gidiyorsun dedi. İyi ki de gelmiş. Değil mi? Şerif Sezer de muhteşem. Ama o da benimle çok mutlu oldu. Onu da söyleyeyim yani. Reha Bey de çok mutlu oldu. Keyifli bir çalışmaydı. Çok da matrak bir film. Ama Köksal abi de müthiş bir adam ya. Kadro müthişti evet, zaten. Değil mi? Kadro müthişti. Evet. Zaten herkes birbirini nasıl geçeceğim diye. Uçak herkes birbirine bir de baktık ki ben olsam ben de uçardım. Son bir mail okuyorum. Vaktimiz doldu aslında. Uyarıp duruyorlar beni ama seni bırakamıyorum bir türlü. Canım. İyi akşamlar. Ben diyor Işıl Yücesoy'un eski öğrencilerinden Hande Günderen. Ah, Eyboğlu'ndayken koşarak giderdik yanına. Hocamız aynı zamanda annemizdir bizim için. Hayatımın en güzel 4 senesini geçirdim sayesinde. Disiplinli grup çalışmasını, heyecanımı paylaşmayı, mutluluktan anlamayı öğrendim. Hocam sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Canım sizler iyi ki varsınız ki ben de var oluyorum. Ne çok diyeyim? Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben sana çok teşekkür 4 ediyorum. 4 Mayıs, dedim. 5 Mayıs yani salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir kere seni pazar. Bekliyorum. Geleceğim, seni geleceğim. Bütün ekip ben bir dahaki sezonu bekliyorum. Bekleyemem bu oyun için. Ama hemen bunu gör. Bu işte bu bunu o, gör. O Mayıs'ın biraz hafta da birkaç sonunda. Da böyle hazırlıklı gel. Gerçekten nevale falan mı getireyim yanımda gelirken yani, ne yapayım? Ruhunu hazırlıklı tut. Aa, ben ağlarım bak sana söyleyeyim. Ben her şeye ağlayan bir tipim. Bakma böyle kakara kikiriyim devamlı ama çok sulu gözümdür. Kesin ben ağlayacağımı garanti ederim. Rimel sürmeden geleceğim tamam. Bir kere. Hazırlığım bu olacak. Tamam. Tamam. Rimelsiz. Bekliyorum çok teşekkür mutlaka. Ediyorum. Ağzına sağlık, ayağına sağlık bu geç saatlerde buraya geldiğin için. Rica ederim. Bu kadar ben çok mutlu oldum. Üstüne. Çok sevindim. Ayrıca bütün ekip arkadaşlarımın sana selamını getirdim. Çok teşekkür ediyorum. Mayıs'ta görüşeceğiz zaten. Görüşeceğiz inşallah. Kısa aramız var. Ondan sonra Lale Manço bizlerle birlikte.